Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler. Hız yayınları AYT Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 21 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Köklerinden biri en büyük derece terimin katsayısına. Gençler şöyle yapalım bizim ikinci dereceden denklemden bahsediyor ax kare artı bx artı c evet denklemimiz bu olsun eşittir sıfır şimdi köklerden birisi en büyük dereceli terimin katsayısına demek köklerden bir tanesi aymış ee, diğeri de sabit terime eşit olan ha diğer kökümüz de sabit terime yani cye eşitmiş <laughs> tamam şimdi kökler toplamı kökler çarpımından yola gideceğim Şimdi bana kökler çarpımını söyler misiniz? Yani A çarpı C. Kökler çarpımı C bölü A demek değil miydi? Evet hocam. A, A. Dur, 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 dur. Şuradaki C, şuradaki C'yi götürdü. İşler dışlar çarpımı yaptım. A kare birden. Hocam A ya birdir ya da eksi birdir. Evet. Şimdi kökler toplamına gelelim. Yani A artı C eşittir. Kökler toplamı artı C evet o da eksi b bölü adı e ben a'ya bir dersem eğer nasıl bir denklem kurulur ya da a'ya eksi bir dersek nasıl bir denklem bulacağız yani b ile c ile ilgili şimdi a'ya bir dediğim zaman a'ya bir dediğim zaman yani bir artı c eşittir eksi b'ye tamam eksi b'yi bu tarafa atalım yani B artı C neye eşit olur arkadaşlar? Biri de sağ tarafa atalım. Yani eksi 1'e. Bu bizim birinci denklemimiz. Şimdi A eksi 1 olduğu zaman yani eksi 1 artı C eşittir. A'ya eksi 1 dedik bu sefer arkadaşlar. Eksi eksiyi götürdü yani B kaldı. Değil mi? Evet. Şimdi eksi 1'i sağ tarafa B'yi bu tarafa atalım. Yani C eksi B neye eşit olur arkadaşlar? 1'e. Güzel. Şimdi A, B ve C diyelim. A bizim bu değerleri önce bir yazalım. Şimdi A 1 olsun. A 1 olduğu zaman B artı C'nin ben şu ikisinin B artı C'nin eksi 1 olduğunu biliyor muyum? Evet hocam. Şimdi bunların içerisinde toplamları eksi 1 olan kim var? Hocam toplamları eksi 1 olan toplamları eksi 1 olan şu ikisi mi var? <laughs> eksi 2'ye 1. Evet eksi 2'ye 1 desem toplamları eksi 1. Tamam eksi 2'ye 1 yine 1 olsun ya da 1'e eksi 2. Başka arkadaşlar toplamları eksi 1'i veren var mı? Eksi 2'ye 1 dedim. Yok başka da yok. Bu sefer a eksi 1 olsun. a eksi 1 olduğu zaman o zaman şu b ile c'nin toplamının ne olması lazım arkadaşlar? Aa, e, pardon farkları daha doğrusu c eksi b 1'miş. E c eksi b 1 ise 2'ye 1 olur. c eksi b 2'ye 1 olur. Evet 2'ye 1 olur işte. <laughs> yani c'ye ben 2, b'ye ben 1 dersem 2 eksi 1 1'dir gerçekten. Başka, başka var mı arkadaşlar? Aaa eksi 2'ye eksi 1. Evet yani şu b eksi 2 şurası da eksi 1 olsa yine farklar arkadaşlar dediğimiz gibi 1 oluyor. Yani c'ye eksi 1 b'ye de eksi 2 desem bence sorun bitti. Alacak kaç tane değer var arkadaşlar? Diyor ki kümesinin elemanları olan sırdaş kaç tane polinom yazılabilir? Gençler soruyu en baştan itibaren bir de okuyorum. Şimdi diyor ki köklerden birisi en büyük derece terim kök. Katsa eş köklerinden diğeri de e, sabit terime eşit olan ikinci dereceden 3 terimli polinomlara sıra dışı polinomlar denirmiş. Buna göre katsayıları şu olan kaç tane sıra dışı polinom tanımlanır? Soru bu. Yani diyor ki kaç tane şu ax kare <laughs> artı bx artı c eşittir 0 polinomu tanımlanır diyor. Köklerinden birisi baş kat sayı yani a'ya eşitmiş. Kendisi burada anlatıyor zaten. Köklerinden diğer de sabit terim c'ye eşitmiş. E, kökler çarpımından yola çıktım. Şurada arkadaşlar yaptığım hareket kökler çarpımıydı. Tamam. A, bunu yazalım. Kökler çarpımı. Buradan a'yı bir 1 buldum. Bir de eksi 1 buldum. Tamam. Bir de kökler toplamını deneyeyim dedim. E, da arkadaşlar kökler toplamıdır. Yani x1 artı x2. <laughs> kökler toplamında önce bir a yerine 1 yazdım. b artı c eksi 1 buldum. a'ya eksi 1 yazdım. c eksi b'yi de 1 buldum. Sonra dedim ki ABC'yi yan yana yazdım. Kaç tane ABC tanımlayabilirsek o kadar da şu AX kare artı BX artı C polinomu vardır. A'ya 1 yazdım. E A1 olduğu zaman Allah aşkına B artı C eksi 1 değil miydi? E tamam. B artı C gerçekten de eksi 1 mi? B artı C gerçekten de eksi 1 mi? Evet hocam. Tamam. Bu sefer A eksi 1 olsun. A eksi 1 olduğu zaman o zaman C eksi B'nin 1 olması lazım. Oğlum c eksi b 1 ise. E ben c'ye 2 a'ya 1 diyebilirim. E eksi 1'e 2 eksi de diyebilirim. E tamam başka da bitti zaten. Yok yani. O zaman kaç tane e, polinom tanımlanır? Tabii ki 4 tane polinom tanımlanır. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Şimdi ben bu 2'yi dağıtsam, ben bu 1'i dağıtsam, ben bu 3'ü dağıtsam bir sorun olur mu? Hocam ne sorun olacak? İşte f2 artı g2 bölü f1 eksi g1 artı f3 çarpı g3. Soru bitmiştir. Hadi bana bir f2 bulun. F'de 2'nin gittiği yer arkadaşlar kaçtır? <gülüyor> 3'tür. <laughs> G2'yi bulun. G2'nin gittiği yer 2'dir. F1'i bulun. Nerede bu F1? F1'in gittiği yer 3'tür. G1'i bulun. Hocam G'de 1'in gittiği yer 1'dir. Bana F3'ü bulun. F3, F'de 3'ün gittiği yer 2'dir. G3'ü bulun. G'de 3'ün gittiği yerde 2'dir. Soru bitti. Hah. 2, 3 daha 5. Şimdi 3'ten 1 çıktı. 2. Artı. 2 kere 2, 4. <gülüyor> tamam mı? <laughs> Cevap 5 bölü 6. Var mı 5 bölü 6? Var tabii ki. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Bu Px polinomu x artı 2 ile tam bölünüyor. Aynı Px polinomu x eksi 1'e de tam bölünüyor. O zaman benim Px polinomum x artı 2 bir çarpanımız var. Bir de x eksi 1 gibi bir çarpanımız var. Bir de artı Q, şey, çarpı qx diyelim. Ha belki bu qx 1'dir bilmiyorum. Tamam mı? Ama bir tane QX çarpanımız en kötü ihtimalen düşünüyorum var. Ama bu ikisinin olduğu yüzde kesin. Çünkü x artı 2'ye de tam bölünüyor. x eksi 1'e de tam bölünüyor. Birinci maddemiz. Şu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak alt tarafı. Şu x artı 2'ye x eksi 1 değil mi? Evet hocam. Diyor ki bu ifade polinom mu? E evet. Ama px'in içerisinde x artı 2 ve x eksi 1 yok mu? Tam varsa sadeleşir. Yani şunu yazınca geriye bir tek QX denen bir ifade kalır. Tabii ki polinomdur. Bir doğru. İki. Bana PX eksi 2'yi bulur musunuz? Hemen bulurum. Hemen hemen hemen. Arkadaşlar X yerine X eksi 2. X yerine X eksi 2. X yerine X eksi 2 yazdım. Yani X eksi 2 artı 2'yi götürdü. X kaldı. Ee, X eksi 2'den 1 çıktı. X 3 kaldı. Çarpı Q. X yerine X eksi 2 mi yazıyordum? Evet hocam. Yani x eksi 2. Bölü x eksi 3 çarpı x artı 1. Ya tamam bunlar birbirini götürdü. E bu x bu altta x artı 1 kaldı. Bu kesin polinom değil ki. Hadi bu da sadeleşseydi polinomdur diyecektim. E sadeleşmedi. O zaman bu ifade kesinlikle polinom yani kesin o zaman şu ifade kesin polinomdur diyemem. Tamam. Ha belki bunun içerisinde x artı bir şey, çarpanı vardır onu ben bilemem. Hangisi kesinlikle polinomdur dediği zaman 2 kesinlikle polinomdur diyemiyorsunuz bilginiz olsun. Çünkü hepsi sadeleşmiyor payda gitmiyor. Gençler ikinci madde bana p x artı 1'i bulur musunuz? x yerine x artı 1 yazdım. O zaman burada bir x artı 3 çarpanımız var. Şurada bir tane x çarpanımız var. Güzel. Çarpı. Bir de bana p x artı 4'ü bulur musunuz? Gençler x yerine x artı 4 yazdım. Yani x artı 6 çarpı x artı 3. Bölü. Şimdi bu paydada da x artı 3'ün karesi demek yani x artı 3 çarpı x artı 3 demek değil midir? Evet. Şimdi bu x artı 3, bu x artı 3'ü, bu x artı 3, bu x artı 3'ü götürdü. Aaa paydada hocam bir şey kalmadı. O zaman bu %100 polinomdur. Hangileri polinomdur? Hocam 1, 3. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Wow, wow, wow. Px ve Qx 3. dereceden bir polinommuş. Tamam, süper. Diyor ki Px ve Qx polinomlarının sıfırları Px artı Qx polinomunun sıfırlarından ikisi aşağıda verilmiş. Güzel. Bakın Px'in sıfırları 2'ymiş, 3'müş, 7'ymiş. Qx'in sıfırları 2'ymiş, 4'müş, 8'miş. Px artı Qx'in sıfırları da 2'ymiş ve 5 5'miş. Tamam. Evet. E, örneğin Px polinomu sıfırlar tamam. Diyor ki Px polinomun en büyük dereceli terimin katsayısı sayısı eksi 3'müş. Yani Px'in baş kat sayısı eksi 3 ise o zaman eksi 3 çarpı. Gençler kökleri 2, 3 ve 7 değil mi? Yani x eksi 2, x eksi 3 ve x eksi 7. Güzel. İşte px'i buldum. Şimdi geldik sıra qx'e. qx'in başka sayısı verilmemiş. a çarpı diyelim. E sıfırları belli. 2 var, 4 var, 8 var. Yani x eksi 2, x eksi 4 ve x eksi 8. Tamam. Şimdi Px artı Qx'in sıfırlarından bir tanesi 2. Zaten 2 iki her ikisine sıfır yapıyor. Geç o işi. Yani burada ben bir şey bulamam. Yani çünkü her ikisine sıfır yapıyor. A şu 5'ten yola çıkacağım. Yani P5 artı Q5. Q5, Q5, Q5. Q5, Q5. Q5, Q5, Q5 eşittir. Sıfıra. Bana P5'i Bul. Q5'i bul. Topla ve sıfıra işte. Çünkü ben 5'te 0 olduğunu biliyorum. Buradan da a'yı bulacağız. Hocam hemen yapalım. Tamam hemen yapalım. Bana p5'i bulur musunuz? Ya x yerine 5 yazıyorsunuz. da x yerine 5 yazdım. Şurası ne oldu arkadaşlar? 3. Şurası ne oldu? 2. Şurası ne oldu? Eksi 2. Hepsini çarptım. Eksi 12. Eksi 3'ten çarptım. Artı 36 mı oldu? Hata olmasın arkadaşlar. 5'ten 2 çıktı. 3. 5'ten 3 çıktı. 2. 5'ten 7 çıktı. Eksi 2 çarptım. Eksi 12. Eksi 3 çarptım. Artı 36. Güzel. Şimdi geldik Q5'i bulmaya. X sene 5 yaz. X sene 5 yaz. X sene 5 yaz. Şurası 3. Şurası 1. Şurası eksi 3. Yani eksi 9'a. Güzel. Eksi 9'u karşıya attım. 9'a 9'a böldüm. A buradan ne çıktı? A, A buradan 4 çıktı. <laughs> yani QX'i bulduk işte. Lo. 4 çarpı. Olay anlaşıldı. <laughs> yani a'nın 4 olduğunu biliyorum. Şimdi benden sen ne istiyorsun? A, bu arayı da silelim arkadaşlar. Evet. <laughs> a'nın 4 olduğunu biliyorum. Hatta 4'ü biraz daha büyük yazayım. a'nın 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi benden ne istiyorsun? <laughs> px artı qx'in x eksi 3 ile bölümden kalan kaçtır? 0'a işlediniz. x ne çıktı? 3. 3'ü burada yerine yazdınız. Yani P3 artı Q3'ü bizden istiyor. Evet. O zaman P3'ü bulalım. Q3'ü bulalım. Ve bunları toplayalım. Hadi bakalım. P3 demek x yerine 3 yazdım. Aaa. Şurası arkadaşlar 0 oldu. <laughs> evet. Evet 3'ten 3 çıktı 0. Çarpmada biri 0 ise sonuç 0'dır zaten. Geldik buraya. X'e ne yazıyordum? 3 yazıyordum. 3 yazıyordum. 3 yazıyordum. <laughs> 3'ten 2 çıktı. Şurası arkadaşlar 1. Şurası -1. <laughs> Şurası -5. Çarptım arkadaşlar. Şurası ne olur? 20 mi olur? Evet. Öndeki 4'ü unutmayın ha. 20. E toplamını istiyor. Cevap 20'dir. Soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? <laughs> Vallahi güzel bir soruydu. Gençler bize bir tane f(x)'in grafiği verilmiş. İçinde şu mavi bölgenin alanına 18 demiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten belli her şey. <laughs> şu ıı, kırmızı bölge mi? Evet hocam. Kırmızı bölgenin alanına da K demiş. Sonra bizden K kaçtır diyor. Sorunun orijinali bu. Ama burada arada tabii ki bize bilgiler verilmiş. Ben o bilgilere geçmeden önce. Dedim ki buranın alanı eğer 18 ise. Bana şu B'nin ordinatını bulur musunuz? Yani şu gittiği yeri. Hocam bulurum. E, 9'un gittiği yer F9'dur. Tamam. Yani F9 istiyorum. E, alan nasıl bulunurdu? Taban. Yani 9. Çarpı yükseklik yani F9. Evet yüksekliğimiz 9'un gittiği yer F9 ya. Bölü 2 neye eşitmiş? Hocam şaka mısınız? Tam vermiş 18. 9'a 9'a böldüm. 2 işler dışlar çarpımı yaptım. F9 buradan kaç çıkar? Hocam 4 çıkar. Hımmmm. Şurayı arkadaşlar 4 buldum. Evet. Bir 4'ü yazdım. Bak buldum. Şimdi tamam. Ee, bir de a, burayı da herhalde bulursam. Bu da 6'nın gittiği yer F6'dır. Bence soruyu bitiririm. Şimdi arada bize bir şey daha vermiş. Diyor ki F fonksiyonunun 0 6 aralığındaki ortalama değişim hızı. Gençler 0 6 aralığında ortalama değişim hızı şöyle bulunur. F6 eksi F0 bölü 6 0. Diyor 0, 9 aralığındaki değişim hızının yani f9 eksi f0 bölü 9 eksi 0'ın kaç katıymış? 3 katı L olduğuna göre çarpı 3. <laughs> Soru bitti. Hocam değişim hızının formülünü bize bir daha gösterir misiniz? Tabii ki gösteririm. Gençler gençler gençler. A buraya yazayım. Şimdi AB aralığında değişim hızı yani V değişim eşittir. Diyorsunuz ki FB. Eksi FA. FB eksi FA dedim. FA'ya yer kalmadı. <laughs> hani dedi ki köşeye yazalım. V değişim eşittir. FB eksi FA. Tamam. Şimdi sığdı bence. Bölü B eksi A. Tamam bu da bir kenarda dursun. F B F A bölü B eksi Tamam. Yani eğim demek. Hadi bakalım. Şimdi verilenleri bir yazalım. Ben neyi biliyorum? Hocam 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 hocam. Ben F9'un e, 4 olduğunu biliyorum. Şuradaki F9'u 84 4 yazsam. Bir de 0'a 0 denklemi sağlıyor. Yani F0'ın 0 F0'ın 0 olduğunu biliyorum. Yani burada F6 bölü 6 kalır. Şurada 4 bölü 9 çarpı 3 kalır. Tamam sadeleştirme yapalım. 3'e böldüm 3'e böldüm. Şurada bir 3 üç kaldı. 3'e böldüm 3'e böldüm. Şurada bir 2 kaldı. İşler dışlar çarpımı yaptım. F6'yı da kaç bulduk arkadaşlar? 4 kere 2 8 olarak bulduk. Şimdi demek burası da neymiş arkadaşlar? Burası da 8'miş. Güzel. Buraya kadar bir sıkıntımız var mı? Şimdi şeklimizi biraz bir daha böyle bir gün yüzüne çıkaralım. Aa. <laughs> Evet, evet, evet. Heh. Şimdi adam benden ne istiyor? Şuradan alanı istiyor değil mi? Ben bu tabanı bulursam e, yüksekliğimiz zaten 6. Evet. O zaman buradaki tabanı bulmamız yeterli. Taban çarpı yükseklik böyle iki biz alanı verir ya. Şimdi benim şu noktanın gittiği yeri bulmam lazım. Arkadaşlar şu yüksekliğimiz Mustafa'nın M'si olsun. Benzerliği kullanacağım. 6'nın 9'da oranı. Ee, şu yüksekliğimize m demiştim. m'nin şu uzunluğa yani 4 oranı. Hah. Hadi bakalım. Hocam, 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 hocam. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. İşareti dışarı çarpımı yaptık. m buradan 8 bölü 3 olur. Tamam. Şurası 8 bölü 3 ise. O zaman şurası ne olur? Hocam dalga mı geçiyorsun? Tamam 8 değil mi? 8'den 8 bölü 3'ü çıkartırım. Yani 16 bölü 3. Aa şurası da 16 bölü 3 oldu. E soru bitti. Arkadaşlar üçgen alanı taban çarpı yükseklik. Hani yüksekliğimiz burası ya. Bölü 2'dir. Yani tabanımız 16 bölü 3. Aa 16 bölü 3 çarpı yüksekliğimiz 6 bölü 2. İşte bu sana alanı verir. Hocam. 3'e böldüm, 3'e böldüm. Şurada bir 2 iki kaldı. İki, e, şu 2'de şu 2'yi götürse zaten soru bitti. 2'de <laughs> i̇ki 2'yi götürdü. Bir tek 16 kaldı. Cevap 16'dır. Soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Gençler bize böyle bir tane fonksiyon verilmiş. Yani y eşittir f x eksi 2. Ama adam benden şunu istiyor. F. Yani diyor ki bunlardan hangisi yapılırsa şu elde edilir diyor. Birincisi adam içini neyle çarpmış? Bakın 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 eksiyle çarpmış. Adam benden 2 eksi x artı 5. İçini eksiyle çarpmanız demek y eksenine göre simetrik almak demektir. Yani sağdaki sola soldaki sağa. Y bizim simetriğimiz oluyor. Y'ye göre simetrik. Aa, doğrudur. Sonra 5 eklediğine göre 5 birim yukarıya ka kaydırmış. A o da budur arkadaşlar. Görüyor musunuz? O zaman önce 2'yi yapmış, sonra da 4'ü yapmış. Önce 2, sonra 4 varmış şıklarda. Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? <laughs> Haydi. Vay 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 vay. Şimdi gençler tane tane çözelim. Tane tane çözelim. Diyor ki kenar uzunluğu yani uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 3 katıymış. Hmm, tamam sorun değil. Ee, bu şekilde üst üste eş bloklar yerleştiriliyormuş. Şimdi ben bir şey dikkatim çekti. Şu aralığın kaç birim olduğunu biliyorsunuz. 6 birim olduğunu biliyorsunuz. O zaman şurası tam ortasıdır. Yani 6 birimse Demek ki her bir bloğun e, yani şöyle bir şey bloğu yeniden çizelim arkadaşlar. Şu bir bloğun uzun kenarı demek ki 3 birimdir. Evet 6 birim olduğunu görmedin mi iki tane bloğun? O zaman burası 3 birimse eksi 4'e 3 ekledik. Şurası ne olduğunu biliyorum. Eksi 1 olduğunu biliyorum. E 3 katıysa demek ki kısa kenarda 1'dir. Evet kendisi diyordu. 3 katıydı diyordu. Tamam. O zaman burası 1 bir birim. Dur 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 dur. Heyecan yaptım. Şurası bir birim, şurası bir birim, şurası bir birim. O zaman şurası üçtür, şurasında iki olduğunu biliyorum. Evet. Ee, şurası bir birim, tamamı, e, o zaman burası iki olur, tamamı üç birim diye. O zaman şu P, şey P'nin gittiği yer, şurası iki birim olduğunu biliyorsam, şurası da beştir. Güzel. Şu onun gittiği yeri bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Arkadaşlar 1, 2, yani şurası eğer 2 birimse o zaman şurası 1 bir birimdir. Yani şurası da 6 olur. Güzel. O da bir kenarda dursun. Ee, şu 10'un ah, şurayı bulabilir misiniz? Absisini yani o noktasının absisini. Tabii ki bulurum. Şimdi burası 1 bir birim. Şurası 1 bir birim. Şurası 1 bir birim. Şurası 1 bir birim. O zaman şurası ne olur arkadaşlar? Eksi 2 olur. <laughs> yani şunu demek istiyorum kısaca. Eksi 4 de bizi nereye götürmüş 5'te yani P, şey bu da f fonksiyonu f eksi 4 eşittir 5'e onu çok iyi biliyorum bir de arkadaşlar şu onun absine eksi 2 yani f eksi 2'nin de 6'ya gittiğini çok iyi biliyorum o zaman f eksi 2 6 ise arkadaşlar şuradaki b yüzde yüz niye Oğlum eksi 2 yazınca şurası komple sıfır olmuyor mu? Evet e F-2 6 ise o zaman B 6'ya eşittir. Onu çok iyi gördüm. Tamam. Bir de A bunu da deneyeceğim. A'yı bulacağım. Soru bitecek. Bizden ne istiyor? R noktasının e, ordinatını istiyor. Yani şu R'nin gittiği yeri istiyor. Yani bizden F0 istiyor. Kısacası. Bizden istenen ne arkadaşlar? F0. Yani 0'ın gittiği yeri benden istiyor. Tamam hocam. Şimdi B'yi 6 bulmuştum. Şimdi bunu deneyeceğim. Yani f eksi 4'ün 5 olduğunu biliyorum. X yerine x 4 yazalım arkadaşlar ve 5'e eşitleyelim. E hadi hocam yapalım. Hadi yapalım. Siyah kalemi aldım. F eksi 4. X yerine 4 yazdım. X yerine x 4 yazdım. X yerine x 4 yazdım. A Hadi burası ne oldu? A. Çarpı. x 4'ten 1'i topladım. Eksi 3 çarpı x 4'ten 2'yi topladım eksi 2 eksi 4'ten 3'ü topladım eksi 1 artı 6 eşittir 5'e şunları çarptık arkadaşlar eksi 6 mı oldu eksi 6a 6 a eşittir 6'yı karşıya attım eksi 1'e a'yı buldum 1 bölü 6 <laughs> a'yı da bulduk hadi silgimi alayım direkt burada yerine yazayım tren gibi 2 saat bir daha alta yazmayayım Ayda kaç bulduk arkadaşlar? 1 bölü 6 buldum. Soru bizden ne istiyordu? F0 istiyordu. Hadi bulalım. A'mız 1 bölü 6 idi. Al aslana. 1 bölü 6 çarp. X'e 0, X'e 0, X'e 0 yazmamı istiyor. O zaman burası 6. Artı 6. 6, Altı 6'yı götürdü. Cevap 7'dir. Var mı şıklarda? Hocam var mı deme işte. Cevap Denizli soru bitmiştir. Tamam Gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu bize bu şekilde vermiş. f2x eksi 12 hangisidir diyor. Şaka mısın ya? x yerine 2x yazmanı istiyor. Ala sana 2x, ala sana 2x. O zaman f2x'imiz neye eşittir? Bak, 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 bak. <laughs> hocam, 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 hocam. 2, 2'yi getirdi. Yani x artı 4. Adam eksi 12'yi de istiyor. Yani f 2x eksi 12 demek 12 çıkaracaksınız arkadaşlar. Şuraya 12 çıkardık. Şuradan 12 çıkardık. Yani x eksi 8 varmışlıklarda. Tabii ki var. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Şimdi eksi 2 ile 7 aralığı. Bakın eksi 2 ile 7 aralığı gitmiş eksi 5'ten alt aralığına eksi 5'ten alt aralığına hiçbir sorun yok. Diyor ki gençler işte fx fonksiyonuna bakarak yani şu fonksiyona bakacağız. Ali şunu yapmış. Bade şunu yapmış. Cem de şunu yapmış. Diyor ki Ali'nin çizdiği fonksiyon tanım kümesi. Dur Ali hangi fonksiyonu çizmiştir sizce? Şimdi izleyin ben arkadaşlar. Şimdi Ali'nin çizdiği fonksiyon. Ali ne diyordu? Bir birim eksi yani x eksi bir demek bir birim sağa ötele. Bana bu şekli bir birim sağa öteler misiniz? Bu şekli bir birim sağa ötelediğiniz zaman arkadaşlar şurası eksi 1 olur. Şu 7 de 8 olur. Bitti. Diyor ki eksi 1'e 8'dir tanım kümesi. Tabii ki doğru söylüyor. Tamam. Bade. Bade ne yapmıştı arkadaşlar? Artı 2 demek şekli 2 birim yukarıya ötele. Hocam buyurun direkt şekil üzerinde bana şekli 2 birim yukarı öteler misiniz kardeşim? Hemen yapayım. Bunu kim yapmıştı arkadaşlar? Bunu Ali yapmıştı. Hadi şurasını şekli 2 birim yukarı ötelersem şu altı ne olacak? 8 olacak. Şu eksi 5 ne olacak? Eksi 3 olacak. Ama tanım kümesinde bir değişiklik yok. Çünkü şekli yukarı ötelemişim. Tamam. Diyor ki baden çizdiği tanım kümesi fx'in ile değişmemiştir. Doğru söylüyor ve değer kümesi eksi 3'ten 8'dir diyor. Eksi 3'ten 8'dir. O da doğru. Evet doğru. Var mı burada bir sıkıntı arkadaşlar? Bakın eksi 3'e 8. Tamam şimdi geldik en son kimdi? Cem. Şimdi geldik Cem'in ee, meselesine. Cem ne yapmış? <laughs> Hocam neler yapmamış ki? Cem 3 birim sola ötelemiş. Hadi 3 birim sola öteleyelim. Şurası ne olur arkadaşlar? Eksi 5 olur. 3 birim sola öteliyor. Bakın dikkat edin. 3 birim sola. O zaman şurası 4 olur. Ve 4 birim aşağıya ötelemiş. Aaa. 4 birim de aşağı. O zaman 4 birim aşağı ötelersem şurası 2 olur. 4 birim aşağı ötelersek şurası da eksi 9 mu olur? Tamam. Tanım kümesi eksi 5 ile 4 arası. Değer kümesi de eksi 9'dan 2 arası. Ee, ne diyor? Cem'in çizdiği fonksiyon tanım ve değer kümeleri 1 ile 10 arası. <laughs> ne 1 ile 10 arası ya? Eksi 5 ile 4 arası. Çünkü ben şekli sağa değil sola öteleyecektim. 3 birim. Tamam. 3 <laughs> birim sağa öteleseydin. Şu içindeki f x eksi 3 olsaydı haklısın. Doğruydu o zaman bu tanım kümemiz. Yani üç yanlış. Hangileri doğrudur? 1 iki doğrudur. Cevap denizli. Soru bitmiştir. Tamam.